Kesinlikle bu sahili vermeyeceğiz biz. Diğer sahilleri bilmiyorum ama burası 9 site buradan yararlanıyor ve sadece biz değil. Bütün halk geliyor buraya. Günübirlikçiler geliyor ve hep birlikte burada çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Parasız plajımız var. Biz temizliyoruz. Biz bakıyoruz. Yani niçin elimizden almaya çalışıyor bunu devlet, ben anlamıyorum. Kesinlikle biz burada ücretli giremeyiz yani. Arabalarımıza binip plajımız varken başka yerlere mi gideceğiz? Şu sahil, yani halkın bir sahili olması lazım bu. Şimdi bu beach club'lar şey yapıyorlar ama iyi değil bunlar. Doğma büyüme. Burada doğduk, burada büyüdük. 54 senemizi buraya verdik. Şu an benim denize girdim, azmak önü dediğim yere giremiyorum. Şu azmak için, beach club'ın olduğu yer. Biz orada orada giriyoruz. Azmak dediğimiz yer vardı, orada giriyorduk ama şimdi giremiyoruz. Paralı olduğu için işte böyle yerlere kaçmaya çalışıyoruz. Yani parası olmayan yerler, ücretli olmayan yerler. Buraları kalsın, insanlara kalsın. Yani peşke çekilmesin yani. Mücadele edildikten sonra geçilir önüne. Mücadeleye devam. Aşağıda gördüğünüz plajda tamamen vatandaşın onlarca yıldır, 50 yıldır, 60 yıldır ücretsiz olarak halkın kullandığı bir plaj. Bunun öncesinde 2017 yılında bir anda buranın Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye verilmiş ve kiralanmış olduğunu öğrendik. Burada sadece 6 metrekare büfeye izin verilmişti ve 25 metrekarelikte gölgeliğe izin verilmişti yapılan sözleşme ve şartnameye göre. Ama inanılmaz bir yapılaşma, restoranlar, sahneler, taş duvarlar, platformlarla bu koy mahvedildi. O dönemde biz çok eylem yaptık. 2017 işletmenin sözleşmesi feshedildi, buradan tahliye edildi. Ondan sonrasında koyun tekrar yerine gelmesi, yani 6 yılda ancak kendini rehabilite etti. Şimdi ne oldu? Şimdi idarecilerimiz burayı tekrar kiraya vermeye karar vermişler. Biz aniden, hani 2017'de yaşananlardan sonra bir daha böyle bir şey olmaz diye düşünüyorduk. Ama bir anda biz ihale ilanını gördük. İhaleye ben girdim dernek başkanı olarak. Dernek adına girdik zaten. Bizim amacımız neydi? 500 binden çıktı ihale. 500 bin lirayı biz gönüllülerimizden bir şekilde tedarik ederiz. Ve yine burayı halk aynı şekilde kullanmaya devam eder. 7 kişi katıldı ihaleye bizimle birlikte. Ondan sonra 500 binden başlayan ihale geldi 56 milyona dayandı. 56 milyon 100 bin lirayı ben verdim. Dernek adına ve ihale bizde kaldı. %6 teminat yapmayınca ihale bozuluyor. İhale bozulduktan sonra idare isterse tekrar burayı ihaleye çıkartabilir. Yeni bir ihale açabilir. Bizim bu süre zarfında yaptığımız eylemlerimizin, sesimizi duyurma çabamızın sebebi idareye gelin bu yanlıştan dönün. Bir daha burayı ihaleye açmayın, kiralamayın. Yani vatandaşın ücretsiz olarak kullanabileceği plaj sayısı artık bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Belediye tarafından işletilen Ilıca Plajı ve bir iki tane Delikli Koy gibi belediyenin kiraladığı protokolle çevre şehircilikten aldığı plajlar dışında artık plaj kalmadı diyebilirim. İptali için de yargıya başvuracağız. Yani buranın ihale kararı ile ilgili işlemi, idari işlemi yargıya taşıyacağız. Yargı süreci de olacak. Ama biz hani öncelikle bu yargı sürecine vesaireye gerek kalmadan idare tarafından halkın lehine, halk için yararlı bir adım atılarak o ihalenin tekrarlanmamasını ve halka bırakılmasını istiyoruz.